Müzik mi? Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun kıymetli dostlar. Misafirhane sohbetlerini bu hafta da devam ediyoruz. Çok önemli bir konu ile bu hafta karşınızdayız. Hepimizin yaşadığı aslında, hepimizin sorumluluğunda olan bir konu bu. İslam'da çocuk terbiyesi konusu. Bugünkü misafirimiz, misafirhanemizde bu konu hakkında çok önemli çalışmaları olan kıymetli bir hocamız, Gemlik ilçe müftüsü Sayın Doktor Mehmet Reşat Şavlı hocamız bizlerle birlikte. Hocamızın İslam'da çocuk terbiyesine dair çok önemli çalışmaları var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Hocamız hakkında isterseniz kısa bir bilgi vereyim ben sizlere. Kıymetli hocamız 1977 doğumlu. Kelam ana bilim dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış hocamız. Şu anda da hali hazırda din eğitimi alanında çocuklarda inanç ve ahlak eğitimi adı altında doçentlik tezini devam ediyor hocamız. Sayın hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk kıymetli hocam. Sizlerin zat-ı alinize ve burada bizleri izleyen bütün kardeşlerimize ben de hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Böyle bir programda bu kardeşinize yer verdiğiniz için de teşekkür ediyorum üstadım. Çok sağ olun hocam. Gemlik müftümüz. Sayın hocam, Gemlik'te havalar nasıl? İyi hocam. Bugün güneşli bir hava var. Burası tabii aslında iklim olarak sizler de denizdesiniz. Hani Karadeniz ve Marmara, her ikisi deniz olsa da tabii buralarda biraz daha sıcaklık oranı fazla. Yani batı kendini gösteriyor. Ama tabii kış geldiğini de anlıyoruz. Güneş olsa da soğuk hissi de var. Hava biraz soğuk var yani. Ama evet. Doğrusu bir kış hissettiğimizi söyleyemeyiz yani doğuya göre. Evet, bu mevsimlerde biraz farklılık var her yıla göre. Kıymetli dostlar, çok önemli bir konu dedik. İslam'da çocuk terbiyesi. Malumunuz bugünün esnafı, tüccarı, meslek erbapları, zanaatkarı, sanatçıları, siyasetçisi, bürokratı, her birimiz daha önce bizler de çocuktuk. Biz de bir ailede yetiştik. Bir çevremiz vardı. Okullara gittik. Okullarda eğitim, öğretim gördük. Dolayısıyla bugün toplumda olumlu veya olumsuz olarak gözlemlediğimiz ne varsa her birisinin arka planında o yetiştiğimiz bu üç faktörün de önemli bir sorumluluğu var diye düşünüyorum. Bu şu anlama geliyor aslında. Bizler de bugün çocuk yetiştiriyoruz. Etrafımızda çocuklar var. Biz bugünden aslında geleceğimizi inşa ediyoruz. İleride nasıl bir toplum varsa, toplum olmasını istiyorsak, helal haram bilinci taşıyan, Rabbini tanıyan, dürüst bir toplum, yaşanılabilir bir toplum olmasını istiyorsak, çocuklar üzerinde yapmamız gereken vazifeler var. Bu nedenle bu konu çok önemli. İslam'da çocuk terbiyesi ve bazen de bu konuda geç kalabiliyoruz çocuk terbiyesi konusunda. Ben şu soruyla başlamak istiyorum o yüzden. Sayın hocam, İslam'da çocuk terbiyesi kaç yaşında başlar, ne zaman başlar? Evet üstadım, aslında siz zaten giriş mahiyetinde çok güzel noktalara temas ettiniz. Ben belki onları biraz daha açma mahiyetinde bir giriş yapmak istiyorum. Tabii önceden şunu önce bir söylemek istiyorum. Hani neden çocuk terbiyesi? Yani Kur'an-ı Kerim'de Tahrim Suresi 6. ayet-i kerimede Yüce Allah Celle Celaluhu biz anne ve babalara şöyle hitap etmekte. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara ila ahiril ayet. Sadakallahul azim. Ey iman eden anneler, babalar, kendinizi ve aile efradınızı cehennem ateşinden koruyunuz. Allah-u Teala'nın dünyada
bizlere böyle bir hitabı var. Cehennem ateşinden kendimizi ve ailemizi koruma. Burada önce kendinizi koruyun ifadesi enfusekum, önce nefislerinizi ifadesi çok önem arz ediyor. Buna birazdan gireceğiz inşallah anne babayla ilgili konuşurken ama sizin sorunuza ben geleceğim bunu sonraya bırakarak. Yani biz evet çocuk terbiyesi üzerimize farz. Allah-u Teala emir buyurmuş. Ama bu ne zaman başlar? Bu çalışmalarımız esnasında ben doğrusu Diyanet İşleri Başkanlığımızın da malumunuz 3-6 yaş, 4-6 yaş çocuk eğitimiyle ilgili Kur'an kurslarımız var. Daha çok kreş olarak bilinse de Kur'an eğitimi için açılan kurumlar bunlar. Yani belki 4 yaşla başlıyor, işte bazen 3-6 yaş anaokulları oluyor falan. Ben bu çalışmalara başlarken herhalde demiştim ki İslam'da da 3 yaş gibi başlar çocuk eğitimi. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitimi ana rahminde başlattığını ben görünce çok şaşırmıştım. Çünkü şöyle bir hadis-i şerifi var Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin. Biliyor ki bir çocuk ana karnında ya saittir ya da şakidir. Yani ya mesut bahtiyardır, mutludur ya da çocuk mutsuzdur, isyankardır, bedbahttır. Bunun açılımını İslam uleması şöyle yapıyor. Annenin ve babanın, bakın dikkat edin, sadece anne demiyorum Sayın Hocam. Annenin ve babanın yaşamı o ana rahmindeki çocuğun önemli bir ana rahmi okulu mahiyetinde bir eğitim almasını sağlıyor. Gerek annenin gerekse babanın yaşamı, onların söyledikleri, yedikleri içtikleri, toplumla olan helal haram münasebetleri, dinledikleri müzik, baktıkları, gözleriyle baktıkları mekan veya şeyler, kulaklarıyla duydukları, direkt çocuk bağlı ve direkt bununla çocuk şekilleniyor. Bu yönüyle eğitim ana rahminde başlar. İslam alimleri de şöyle bir yaklaşımda bulunuyorlar. Diyorlar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuş. Tamam, bu fiziki olarak böyledir ama bir de daha öncesi var bunun. Efendimizin şu hadis-i şerifi var. İşte evlenirken şunlara dikkat edin. Hani vaktimiz kısıtlı hocam, çok ayrıntıya girmeyeceğim. Buyuruyor ki siz ahlaklı olanı tercih edin evlenirken ki mesud olasınız, bahtiyar olasınız. Yani ahlaklı bir eş aslında çocuk eğitiminin başlangıcıdır. Hatta Kınalı Zade Ali Efendi İslam ahlakçılarının önemli önde gelenlerindendir. Orada şöyle bir ifade var. Ta anneannenin ya da babaannenin eğitimle çocuğun eğitiminde rol oynadığını söylüyor. Diyor ki çünkü anneannenin verdiği eğitimle o anne o çocuğu yetiştirecek. Ta anneanneye kadar giden bir eğitim süreci var. İslam'da çocuğun eğitimi hocam ana rahminde, hatta belki daha da gerilerde başlamaktadır. Şöyle güzel bir ifade var evlilikle ilgili. Diyor ki nasıl bir evlat istiyorsan öyle bir eş al. Bu çok önemli. Aldığın eş yarın senin evladının, yani evladın onun bir prototipi olacaktır. Çünkü o evladı yetiştirecek olan, ona ahlak aşılayacak olan o eştir. O yüzden biz evlenirken eş seçiminde, eş tercihinde yarın çocuğumun annesi olacak bu. Yarın benim beklediğim, istediğim çocuğun babası olacak tarzında bakarak evlenir ve nasıl bir evlat istiyorsak, öyle bir eş alırsak önemli bir adım atmış oluruz. Sayın Hocam, sözünüzü kesmek istemiyorum ama estağfurullah. Izahatınız çok önemli bir izahat. Genelde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu çocuğun anne karnındayken şaki olması şeklindeki hadisi biraz kader bağlamında değerlendirilir. Biraz da soru işaretleri barındırır. Evet. Yani bir çocuğun daha doğmadan sanki kaderi, yani nereye gideceği belirlenmiş. Nasıl bir insan olacağı belirlenmiş. Bu bir cebir düşüncesini uyandırıyor. Ama sizin bu getirdiğiniz izahat bu hadis-i şerif hakkında çok önemli. Yani aslında anne babanın ahlakını kastediyor burada. Böyle anlıyorum ben. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Tabii. Siz şunu da ifade etmek istiyorum. Kıymetli hocam, siz güzel bir konuya girdiniz. Allah razı olsun. Hani benim master ve doktora kelamla alakalı olduğu için orayı kaçırmamak istiyorum. İmam Gazali'nin güzel bir izahı var bu konuda. Diyor ki o çocuk ana rahminde iyi bir eğitim
almış veya kötü bir eğitim almış olarak dünyaya gelecektir. Hani kader bağlamında baktığımızda diyor ki o çocuğun eğitilmesi yine mümkündür doğumundan sonra. Sadece ana rahminde iyi bir eğitim almış çocuğun anne baba tarafından eğitimi daha kolay olur. Ama iyi bir eğitim almamış ana rahminde ve dünyaya gelmiş bir çocuğun eğitiminde yine anne baba zorlanacaktır. Onu iyiye çevirmeleri biraz daha zor olacaktır. Ama bu kesinlikle yine doğduktan sonraki eğitimle alakalı bir şeydir. Yani iyiye yönlendirilebilir. Yine bu anne babayla alakalıdır. Kötüye devam da edebilir. Yine bu anne babayla alakalıdır. O ceninin bunda hiçbir suçu yoktur. Bu aklıma güzel bir söz getirdi hocam. İslam anlayışında gayrı meşru çocuk yoktur. Meşru anne baba vardır. Yani tamamen müsebbip anne babalardır. Evet. 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 Sayın hocam, sonraki yaşlar hakkında ne buyurursunuz? Çocuk terbiyesi konusunda. Yani kaç yaşında çocuğa din eğitimi verilmeli? Bu anlamda neler söylemek istersiniz? Evet. Kıymetli hocam, bu konuda da tabii biz önce şunu bir belirlememiz lazım. Biz hep şunu söylüyoruz. Çocuk terbiyesi mi? Anne baba terbiyesi mi? Yani ana babanın terbiye edilmesi mi? Çocuğun terbiye edilmesi mi? Yani buradan aslında evlilik müessesesi gibi önemli bir husus da maalesef annelerin, babaların herhangi bir eğitim almaksızın direkt böyle bir hayata girmeleri, nasıl çocuk yetiştirilir buna dair ciddi bir eğitim almadan böyle kara düzen bu işe girmeleri, sonrasında yetiştirmiş oldukları çocuklardan cezasını kendilerinin de çekmesi suretiyle karşılarına çıkmaktadır. Önce anne babanın bir defa gerekli donanıma sahip olması gerekir ki çocuğa terbiye versin. Terbiye baba ocağında, ana kucağında başlar. Ana kucağında, baba ocağında başlar. Hatta bizim atalarımız demişlerdir ki çocuk elde değil belde terbiye edilir. Türk atasözüdür. Çocuk elde değil belde terbiye edilir. Az önce söylediğimiz ana rahminden gelen süreç var ya kıymetli hocam. Daha sonra tabii şimdi ana babanın yaşamı çok önemli. Ana baba bir defa kendine bir çeki düzen verecek. Donanımlı olacak ve onlar çocuğa iyi bir eğitim vermenin yolunun kendilerinden geçtiğini bilecekler. O yüzden Allah-u Teala o Tahrim suresindeki 6. ayet-i kerimede "U enfusekum ve ehlikum" önce nefsiniz sonra aile efradınız buyurdular. Bu yönüyle Zümer suresinde 15. ayet-i kerimede Yüce Allah şöyle buyuruyorlar. Şüphesiz hüsrana uğrayanlar kıyamet gününde kendilerini, yine kendilerini diyor, ve ailelerini hüsrana sokanlardır. Kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır. Böyle baktığımız zaman bir defa hocam sürekli anne babanın bir eğitim sürecinde olmaları lazım. Kendilerini zaten donatmaları lazım ki kendileri aydınlanmazsa etrafındakileri aydınlatamazlar. Çocuklarına veya kendilerinde bir zırh olacak, kuşanacak, kendini koruyacak ki çoluk çocuğunu da koruyabilsin. Böyle baktığımız zaman anne babanın iyi bir defa eğitim alması gerekiyor. Bu da nasıl? Gidip de eğitim kurumlarıyla değil bu. Sürekli okuması lazım, faydalı programlar izlemesi lazım. Böyle bir kaygısının olması lazım. Ben çocuklarımı nasıl daha iyi eğitebilirim? Benim onlara nasıl örnek olmam mümkündür? Ve mesele aslında anne babanın tamamen yaşamında cümleniyor. Onlar güzel yaşarsa güzel mesajlar verirler. Çünkü çocuklar onları sürekli izliyorlar hocam, malumunuz. Biz çocukların hiçbir şeyden haberinin olmadığını, kendi kendilerine işte meşguliyet içinde olduklarını düşünsek de onların alıcıları sürekli açık ve anne babanın her hareketi, her sözü onlara örnektir. Diyorlar ki bakın, bilim adamları diyor ki çocuğun seni dinlememesinde üzülme, dinlememesi seni endişelendirmesin. Çocuğun seni izlemesinden asıl kork. Çünkü onlar dinlemezler ama izlerler. Onlar izlerler. Bunlar çok önemli. Daha sonra hocam şöyle ben kısa bir şöyle bir format anlamında bir şeyler söyleyeceğim. Çocuk dünyaya geldikten sonra o erken çocukluk döneminde önce güzel bir isim koymak gerekiyor. Bugün bu konuda ciddi sıkıntılar var. Anne baba terbiyesinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki çocuğun baba üzerindeki hakkı bazı hadislerde anne baba üzerindeki hakkı diye geçiyor.
önce ona güzel bir isim koymasıdır. Bu çok önemlidir. Bugün bu yapılan araştırmalar bunun önemini ortaya koyuyor. İsimlerin çocuklar üzerinde karakter, kişilik yapısıyla alakalı çok etkili olduğu bugün artık bilim tarafından da Müslim ya da gayrimüslimler tarafından dillendirilmektedir. Özellikle isimlerde Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinden oluşan malumunuz Buhari'nin Edebül Müfred adlı eseri var. Ben kıymetli dinleyicilerimizin Edebül Müfred'e bakmalarını tavsiye ediyorum. Bu konuda yanlış hatırlamıyorsam 6-7 sayfalık bir isimler bahsi var. Bu isimler bahsinde Peygamber Efendimiz'in isimlere bakışını anlatıyor. İsim o kadar önemli ki Peygamber Efendimiz 70 yaşındaki sahabe annelerimizin dahi isimlerini değiştirmiştir. Neden? Çünkü isim bir Müslümanın kişiliğidir, kimliğidir, karakteridir. Bunun temelini oluşturan en önemli faktördür başlangıçta. İsminin güzel olması gerekir. İsmi güzel değilse, güzellik nedir? İlla Kur'an'da olacak diye bir şey yok, sünnette olacak diye bir şey yok. Böyle değil. Güzel isim olmalıdır. Ya İslami usullerce ya da kültürümüzce güzel anlamlar barındıran isimler olmalı. Bizler ya batıya olan özentimizden ya da kulağa hoş gelen isimlerden hareketle çok manasız, anlamsız isimler koyduk. Ve son dönemlerde maalesef isimler konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz Sayın Hocam. Evet, Peygamber Efendimizin bazen savaş anlamı barındıran isimleri değiştirdiğini hatırlıyorum ben de. Bunun yerine daha çok barışı, sulhu anımsatan isimlerle değiştirdiğini biliyoruz. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın oğulları aslında Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin de Hazreti Ali Harp koyar bu ismi. İkisinde de bunu dener ama ikisinde de Peygamber Efendimiz Hasan ve Hüseyin olarak ikisinin de isimlerini değiştirir. Yani bu örnek Hazreti Ali'de de var. Dediğiniz gibi kıymetli hocam. Evet. Sayın hocam teşekkür ediyorum. Hocam buyurun. Ben başka bir soruya geçmek istiyorum. Şimdi aile konusunda bir takım önemli konulara değindiniz. Siz isterseniz bitirin sonra ben yeni soruya birkaç geçeyim. Birkaç hususu kısaca değinmek istiyorum. Tabii tabii. Birincisi bir de şu çok önemli çocuk terbiyesinin başlangıcında. Çocuk dünyaya gelen çocuğun ana kucağına hasret kalmaması gerekir. Çocuklarımızı ben buradaki kıymetli izleyicilerimize bunu söylemek istiyorum özellikle. Şimdi şöyle güzel bir söz var. Selahattin Şimşek'in sözüdür. Bu anlamda güzel tespitleri olan bir abimiz merhum. Diyor ki ana sıcağından mahrum kalanları hayatları boyunca hiçbir güneş yeterince ısıtamaz. Biz çocuklarımızı özellikle ilk 3 sene doğduğundan itibaren o sütle başlayan süreçte ana sütü, sonrasında da o ilk 3 sene çocukları kreşlere, bakıcılara teslim etmek İslam anlayışında yoktur. Çocuk eğer bir zaruret yoksa tabii ki, yani bir zaruret varsa İslam'da zaten hocam takdir edersiniz ki malumunuz olduğu üzere zaruretlere kapı her zaman açıktır. Ama keyfi olarak eğer bir anne, bir baba çocuğunu bakıcıya veya bir kreşe teslim ediyor ve o 0-3 yaş arasında çocuğun her an annesine, ana kucağına ihtiyaç duyduğu, ana sıcağına ihtiyaç duyduğu, annesinin göğsüne kapanmaya ihtiyaç duyduğu dönemde çocuğu bu şekilde uzaklaştırmak ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır. Bu o çocukta ta temelde işin başında maalesef gönül bağında, kalp bağında, anneyle babayla olan o ahlak bağında, ileride verilecek eğitim bağlarında kopukluğa sebebiyet vermekte. Hatta ben bir şey paylaşmak istiyorum. Yapılan bir araştırmaya göre, bir araştırma yapılıyor hocam. Huzur evlerindeki anne babaların, çocukları onları bakabilecekken huzur evlerine verilmiş anne babaların, yani anne çocukların bakma imkanı varken verilenler üzerinde yapılan bir araştırmada %70'lere varan sayılarda ortalama çocuklarını kreşlerde ve bakıcılarda yetiştirmiş olan çocukların, anne babaların çocuklarıdır o çocuklar, anne babayı bakmayanlar. Yani o bağ kurulmamış, o gönül bağı kurulmamış, o hissiyat oluşmamış. Yani bugün kreşe bıraktığı çocuk yarın onu huzur evlerine hiç yüreği sızlamadan hocam çok rahat bir şekilde bırakabilecektir. Ama hep söylüyorum hocam,
şey hariç, zaruretler hariç. Ben bunu çalışan anneler açısından özellikle şunu söylemek istiyorum Sayın Hocam. Çalışan anneler o dönemde işlerine ara versinler. Ama mecburlarsa tamam. Yani evet, maddi sıkıntıları eğer gerçekten çok zor durumdaysa bunu anlarız. Ama normalde o çocukların anneye ve o ana kucağı hakkını kesinlikle ihmal etmesinler. Çünkü bir anne bu anlamda 100 öğretmene bedeldir. Ve bir o anneden mahrum kalan çocuk hiçbir şekilde ileride bu muhabbeti tekrar yakalayamayacaktır hocam. Bu çok önemli. Ben bunu sadece böyle başlangıç mahiyetinde söylemiş oldum kıymetli hocam. Ben hocam çok teşekkür ediyorum. Anne babanın donanımlı olması çok önemli dediniz. İsim koymanın çok önemli olduğuna değindiniz. Ve süt çok önemli. Süt, evet. Ana sütü. Ve sevgi bağının oluşması, birliktelik çok önemli. Bu anlamda Çankırı'da görev yaptığım Yapraklı ilçesinde, oralarda bir ahiliği temsil eden bir gelenek var. Yaren kültürü deniyor buna, yaren kültürü. Onlarda şöyle bir düstur vardır, çok önemli bir düstur. Her yerde bunu yazarlar. Eğer izleyen varsa Yapraklı'dan, Çankırı'dan, onlara da selamlarımı iletiyorum. Derler ki kız anneden görür sofra düzmeyi, oğlan babadan öğrenir sohbet gezmeyi. Burada gerçekten tam da değindiğiniz gibi birlikteliğe bir vurgu var Sayın Hocam. Bir başka soruya geçmek istiyorum müsaadenizle. Anne babanın önemine değindiniz çocuk yetiştirme konusunda. Peygamber Efendimiz'in çocuklara yönelik davranışları var. Bunları hadislerden, Efendimiz'in sünnetinden görüyoruz, öğreniyoruz. Bunlar bizim için çok önemli. Hakikati temsil ediyor bizler için Peygamber Efendimiz. Bu konuda Efendimiz'in yaklaşımları konusunda ne söylemek istersiniz? Hocam ben babalara özellikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaklaşımını örnek olarak sunacağım buradan. Daha çok böyle anneler üzerinde duruluyor. Tamam, anne çok önemli. Anne bir eliyle çocuğu, beşiği, bir eliyle de dünyayı sallar. Yani bu çok önemli, doğru. İşte bir anne 100 öğretmene bedeldir, doğru çocuk açısından. Ama şunu söylemek lazım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir baba olarak, hem kendi yavrularına, bir erkek olarak veya işte bir beşer olarak çocuklara muamelesi, bir de bir peygamber olarak çocuklara muamelesi bizlere her açıdan örnektir. Ben onun birkaç örneğini vereceğim sadece. Bu yeterli olacak kanaatindeyim. En can alıcı olanlara değineceğim. Bir defa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sevgi bağıyla vermek istediği mesajı sevgiyle vermiştir. Çocuğu sevmek ve çocuğun sevdiği kişi olabilmek çok önemlidir. Yani çocuk sizi sevmezse siz o çocuğa bir şey veremezsiniz. Çocuğu herkes sever. Ama önemli olan çocuğun sevdiği kişi olabilmektir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her baba gibi çocuğunu severdi ama çocuklar tarafından, mahallenin çocukları, tanıyan çocuklar tarafından da çok sevilen biriydi. O şöyle baktı hep, buyurdu ki çocuğu olan onunla çocuklaşsın. Bu çok önemli bir defa. Yani günümüz insanı daha bunu yakalayabilmiş değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuğu olan onunla çocuklaşsın. Kendisi böyle sokağa çıktığı zaman hocam bir defa çocukları selamsız geçmezdi. Yani selam verir, onları muhatap alırdı. Çocuklar şurada bir tarafta oyun oynuyorlarsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklara seslenirdi. Yanındaki sahabe efendilerimizi bekletirdi. O çocuklar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce bir defa zaten oyunlarını bırakır koşar yanına gelirlerdi. Böyle bir muhabbeti vardı. Veya o derdi ki yanıma ilk gelene ben şunu vereceğim derdi. Bir yanında şekeri bulundururdu, farklı şeyler. Çocuklar yarış verir yanına gelirdi. Ama bir de samimiyet var. Böyle kollarını açar beklerdi. İlk gelen Efendimizin kollarına doğru koşar, üzerine tırmanırdı. Ve ashab efendimiz, bizzat bunu rivayet eden sahabe efendimiz diyor ki tırman tırman derdi, ben ta Efendimizin omuzlarına kadar tırmanırdım. Yani böyle bir muhabbet, böyle bir samimiyet var. Sonra ziyarete gidiyor bir yere. Düşünün. Mesela bu çok önemlidir benim için. Mahmud bin Rabi radıyallahu anh diyor ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bizlere ziyarete geldi. Bizim evde bir kovadan ağzına su alıp benim yüzüme püskürttü. Ben 5 yaşındaydım diyor.
Yani komşuya ziyarete, misafirliğe giden bir peygamber aleyhissalatü vesselam, ki bir devlet başkanı ve bir peygamber, ağzından çocukla bu muhabbeti kurmak için kovadan su alıp püskürten bir peygamber belki bize çok uzaktır. Veya günümüzdeki herhangi bir makam mansıp sahibi biri için çok uzak görünebilir bizlerin bakışıyla. Ama diyor ki ben de aynı şeyi kovadan su alıp ben de ona püskürttüm diyor ağzımla. Peygamber Efendimiz'in kurduğu bu muhabbete bakar mısınız? Yani Mahmud bin Rabi bunu nasıl unutsun? Peygamber Efendimiz'i nasıl sevmesin? Onun mesajlarını nasıl almasın? Bir başka hadis-i şerifte Hazreti Enes radıyallahu anh diyor ki böyle bir sohbet ortamında oturuyoruz. Hazreti Enes böyle ufak ufak gülüm tebessüm ediyor Peygamber Efendimiz sohbet ederken. Yani şöyle bir ortam düşünün. Hazreti Enes'e diyorlar ki ya Efendimiz konuşuyor biraz hani niye yani haşa bugünkü ifa niye sırıtıyorsun değil mi? Yani tebessüm ediyor gülüyor ikide bir. Ya diyor ki arada diyor Resulullah diyor ki bana dilini çıkarıp gösteriyor diyor. Aslında sebep de güldüren de Peygamber Efendimiz. Yani Hazreti Enes o muhabbeti görüyor ve ona karşılık gülüyor, tebessüm ediyor. Çocuk bir sohbet ortamında sıkılmıyor. Peygamber Efendimiz her an çocukla muhabbet halinde. Şimdi onun Hazreti Hasan'la yaşanıyor bu olay. Haşa, torunu Hasan'la yaşanıyor bu olay. Şimdi böyle baktığımız zaman bir de şu hadis-i şerif önemli. Hazreti Enes diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çocuklarla şakalaşma yönünden insanların en ileride olanıydı. Hocam bu hadis çok önemli. Çocuklarla şakalaşma yönünden insanların en ileride olanıydı diyor. Bu ne kadar mühimdir. Bizler babalar olarak çocuklarımızla bu muhabbeti kurmalıyız. Anneler bu muhabbeti kurmalıdır. İşte mümkünse şayet, mümkünse gerçekten onlarla öyle olmalıyız, öyle ilişkiler, iletişim kurmalıyız ki o çocuk gerçekten bizi gördüğünde koşup gelip o bizim omuzlarımıza kadar tırmanabilmelidir, bu muhabbeti kurabilmelidir. Mesela merhametine bakalım hocam, şu çok önemlidir. Ümmül Fadıl radıyallahu anh diyor ki, radıyallahu anha, diyor ki peygamber torunu Hüseyin'i, peygamber torunu Hüseyin'i diyor, Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam torunu Hüseyin'i, diyor ben bakarken Efendimiz geldi, Hüseyin'i ziyaret etmek istedi, Hüseyin'i sevsin, o hasretliğini gidersin diye torununu kucağına verdim. Efendimiz alıyor, Hüseyin'i severken, demek ki doğru dürüst bir kıyafet yok üzerinde, diyor ki peygamberimizin üzerine akıttı Hüseyin. Üzerine akıtıyor. Ben diyor bir an mahcup oldum, peygamberin üzerine akıttı diye bir an diyor hızlı bir hareketle, panikle çekmek için diyor böyle bir tuttum, hemen çekim. Efendimiz böyle daha sıkı sarıldı çocuğa. Dedi ki bırak tamamlasın. Çocuğu rahatsız etme, tamamlasın. Evet. Şimdi diyor ben de bıraktım. Ondan sonra da Efendimiz gitti, üzerini değişti ya da yıkadı, her neyse. Bir başka örnek, bunlar beni çok etkiler hocam. Diyor ki bir şöyle geçiyordu ifade, yanlış hatırlamıyorsam. Aslında notlarım arasında var ama evet, Medineli cariyelerden birinin bir kız çocuğu diyor hocam. Diyor ki gelir Efendimiz böyle bir sohbet meclisinde, bakın hocam şu çok önemli. O küçük kız çocuğu gelir, elinden tutar çekiştirirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun peşine giderdi. Ta ki götürdüğü yere kadar gider, gitmem, gelmem demezdi diyor. Yani bir çocuk gelip elinden çekiyor. Gel sana bir şey göstereceğim, gel sana bir şey söyleyeceğim. Demek ki o çocuğa da o muhabbeti vermiş. Ama çocuğu bekletip de hele bir dur sonra diye bir uyarı yok ortada. Ben bunu düşünerek kendim bir defa zaman zaman, işte benim de 6 yaşında bir kız çocuğum var, küçük. O gelir, o böyle baba gel sana bir şey göstereyim, sana bir şey söyleyeyim. Bir an bakıyorum hani kalkıp gitmek gerçekten zor geliyor bazen. Ya meşgulümdür, ya bir işte dersin başındayımdır, ya da işte sofradayımdır, çay içiyorumdur. Hemen aklıma bu Efendimizin bu örneği gelince her şeyi bırakıp kalkıp peşine gidiyorum. Evet. Kaldı ki bu kendi çocuğumuz hocam. Evet. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu yaparken ama hocam şurayı kaçırmamak gerekir. Aynı zamanda da eğitim veriyordu. Mesela sofrada otururken Hazreti Enes'in rivayetidir. Diyor ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam sofradayız diyor. Ben diyor sol elimi uzatınca böyle bir şefkat merhametle elimi tuttu. Dedi ki yavrucuğum besmele çek, sağ elinle ye, önünden ye. Uyarı. İşte buyuruyor mesela
akşamları güneş battığında çocuklarınızı içeri alınız. Ve neden? Çünkü o saatten sonra şeytanlar yeryüzüne dağılır ve dışarı güven anlamında güven ortamı kalmaz. Burada şeytanların dağılması, oradaki mananın, maksadın o saatten sonra kötülüklerin başlamasıdır. Tehlikenin var olmasıdır. Çünkü karanlık buna daha müsaittir. E hocam bir başka örnek, eğitim, sevgi ve eğitim bir arada. Gece Hazreti Hasan uyanıyor. Hazreti Fatıma'nın evinde Efendimiz misafir. Diyor ki dedeciğim bana su, başka rivayetlerde süt geçiyor, bazı rivayetlerde süt istiyor. Efendimiz tam gidiyor, dede torununa süt getiriyor. O arada Hüseyin uyanıyor. Hüseyin diyor ben de süt istiyorum. Efendimiz önce Hasan'a veriyor. Hazreti Fatıma bunu görünce diyor ki babacığım Hüseyin'i daha mı çok seviyorsun? Önce ona verdin. O da diyor ki hayır, torunlarım benim için denktir. Ama önce Hasan istedi. Yani burada adalet vurgusu, adalet anlayışı var. Çok önemlidir. Hurmaları, zekat hurmalarını, gelen hurmaları ayrıştırırken yine Hazreti Hasan bir hurmayı alıp ağzına götürüyor. Peygamber Efendimiz onun ağzından çıkarıyor. Yani yutsun demiyor. Bakın helal ve haram bilinci budur. Çocuğa başka hurma istetip veriyor. Diyor ki yavrucuğum, güzel yavrum, sen peygamber ailesine zekat malının haram olduğunu bilmez misin? Gülerek, tebessümle. Ama bir hurmadır, yesin, çocuktur, bir şey olmaz demiyor hocam. Onu ağzından mutlaka çıkarıyor çocuğum. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle. O sevgiyle, şefkat ve merhametle beraber ahlak eğitimi veren bir peygamberdi. Bizim örnek almamız gereken belki en önemli husus budur. Evet. Sayın hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel örnekler peş peşe dizdiniz Peygamber Efendimizin çocuklara yaklaşımı konusunda. Efendimiz'i örnek almak istiyoruz ama bu bir hayli zor şu anda günümüzde bizler için. Yani bırakın dışarıdaki çocuklara karşı böyle mütevazi bir yaklaşımı, kendi ailemizde dahi bunu sağlamakta zorlanıyoruz. Hani bu aynı zamanda şunu da gösteriyor galiba, peygamber olduğunu ispatlıyor Peygamber Efendimiz her haliyle. Çağlar öncesinde, yani bundan 14 asır öncesinde yaşanmış şeyler bunlar. Ve ondan sonrasında da böyle bir örnek olduğunu zannetmiyorum. Yani onun ahlakını, ahlaklanan pek çok Allah dostu gelmiş geçmiştir ama bu ölçüde herhalde kimse olmamıştır. Evet. Galiba biz tam olarak Peygamber Efendimiz'i bu manada yakalayamıyoruz. İnşallah Rabbim onu anlamayı, idrak etmeyi cümlemize nasip eder. Amin. İnşallah. Efendimizin hani çocuklara yaklaşımında, diğer işte toplumun çeşitli kesimlere yaklaşımında da gördüğümüz şey, Peygamber Efendimizin sürekli peygamberliği ispatlanıyor. Her şeyinde. Efendimizin dualarına bakıyoruz mesela. İşte sabah kalktığında yaptığı bir dua, akşam ulaştığında yaptığı bir dua. Allah'tan istediği şeyler, onların her birisi aslında bize birer ahireti anlama adına bir ders oluyor diye düşünüyorum Sayın Hocam. Allah razı olsun. Derseniz bir sonraki soruyla devam edelim. Çocuk terbiyesinde okul ve öğretmen faktörü de var tabii ki. Evet, hani evet. Üç faktör var diye düşünüyoruz. Aile çocuk için çok önemli. Bir yandan okul, öğretmen ve bir de arkadaş çevresi. Sırayla bunları son olarak öğrenmek istiyorum. Tamam. Okul ve öğretmenle başlayalım. İsterseniz sonrasında arkadaş faktörü, dış çevre. Hocam bu konuda tabii çocuklar, özellikle ben şu pandemi dönemiyle ilgili küçük bir şey söyleyeceğim. Pandemi döneminde tabii bazı böyle benim işte seminerlerimde falan şöyle şeylerle karşılaşabiliyorum. Diyorlar ki hocam bu söylediklerinizi normal zamanda belki çocuklara karşı muamelede şefkat, merhamet, ince davranış. Tamam ama şimdi hep çocuklarla beraberiz. Çocuklar sürekli evde neyi denediysek artık olmuyor tarzında şeyler söyleniyor. Şunu söylemek lazım. Evet, biraz anlayış sınırları zorlanabilir. Sabır sınırları zorlanabilir ama ben şuna inanıyorum ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir pandemi dönemini yaşasaydı, ki o dönemlerde de olmuş, yaşamışlar. Bu bir gerçek. O dönemde de kapanmış, evlere kapanılmış, mahallelere kapanılmış, malumunuz karantinalar uygulanmıştır.
Efendimizin evrensel mesajları, bu evrensel mesajlar her şart ve dönemde geçerlidir. Biz biraz sabır konusunda sorunluyuz. Yani özellikle sorunumuz bence sabır. Düşünün ki çocuğun her hareketine otur, işte efendim sus, işte koşma. Yani şöyle bir şey var mesela, çok ilginçtir. Bir yabancı bir bilim adamı şöyle diyor, çok ilginç. Diyor ki küçük bir çocuğa koşma, zıplama, tırmanma demek nefes alma demektir. Bir başka bir söz hocam çok önemli. Diyor ki dört duvar arasına hapsettiğimiz çocukları düz duvara tırmanmakla suçluyoruz. Şimdi bugün o gelmiştir. Pandemi olmasa bile gelmiştir. Bina hayatı, kıymetli hocam, bir başka bilim adam diyor ki binalar aile depolarıdır. Bu hale gelmiş. Yani biz böyle mi büyüdük Sayın Müftüm? Değil mi hocam? Dışarıda büyüdük biz. Yani çocuklar şimdi zaten bu anlamda ciddi manada zor süreçlerdeler. Yani pandemi olmasa da öyle zaten. Yani bina hayatı ve şehir hayatı maalesef birçok zorluğu da beraberinde getirmiş. Tabii bunların hepsine dikkat ederek bizler elimizden geleni yapacağız. Hadi terbiyesini de veriyoruz ve çok dikkat ediyoruz. Aile okulu vardır hocam. Benim böyle bir tezim var. Aile okulu dediğim, ailede anne babanın çocuğa belli dönemlerde ders işlemeleri, kitap okumaları, ahlak içerikli, öğüt içerikli hikayeler okumalarıdır. Ve dönemler halinde çocukları ödüllendirmeleridir. Bunu ben yaptım. Ama sonra çocuğu gönderiyorsunuz okula. Çocuk okula başlayınca o emek, o kadar efendim biriktirdiğiniz şey, bir anda bakıyorsunuz okulda örneklik olmayınca, rol model olarak gördüğü öğretmeni veya işte okul çevresi buna uymayınca, maalesef bu defa sizin o emekleriniz tehlikeye giriyor hocam. Yani düşünün ki ben şununla örneklendiriyorum. Siz çocuğa sigarayı kötülüyorsunuz. Sadece ben somutlaştırmak için söylüyorum, ahlaki olarak demiyorum. Sigara şöyle kötü yavrum, şöyle uzak tutuyorsunuz, ama çocuk okula gittiğinde öğretmeninin o çok sevdiği, değer verdiği, rol modeli olan öğretmenin ağzında sigarayı görünce, okul müdürünün ağzında sigarayı görünce nasıl düşünecek? Bu neye benziyor hocam? Hastaneye götürdüğünüzde beyaz önlüklü doktorumuzun dışarıda sigara içmesine benziyor. Şimdi ondan sonra çocuğun kafada bu defa bir çelişkiler yumağı oluşmaya başlıyor. Yani ya bizim öğrettiğimiz bir sıkıntı var, ya da onun gördüğünde bir terslik var. Mesela şimdi çocuğa biz okula böyle gönderiyoruz. Öğretmenin ağzından çıkan her söz çok önemlidir. Her söz çok önemlidir. Ve kesinlikle attığı her adım çok önemlidir. Bazen anne babanın veremediğini öğretmen verir. Neden? Çünkü öğretmen onun için rol modelidir. Ve çocuk öğretmeninin her şeyini taklite çok yakındır. İmam Gazali Hazretleri diyor ki hocam, insan ahlak hırsızıdır. Bu anlamda çok dikkat etmek gerekir. Ahlakı almaya çok müsaittir, münasiptir. Gördüğü şeyi kapar. Siz bir çürük meyveyi hocam, sağlam bir meyveye yapıştırın, şöyle yan yanda bırakın birkaç gün. Çok fazla değil. Belki çok kısa bir sürede öbürüne de sirayet ettiğini zaten göreceğiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ya, mesela arkadaşla ilgili olarak, el mer'u ala dini halilihi. Malumunuz kıymetli hocam, sizler bunları zaten biliyorsunuz. İşte kişi arkadaşının, dostunun yolu dini üzeredir diyor. Onun ahlakı üzeredir. Efendimiz buyuruyor ki işte iyi ahlak, iyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, malumunuz turunçla işte demir tozunun örneğini veriyor. Yani bir bahçıvanı düşünün, biz böyle somutlaştıralım. İşte onun üzerine sinecek olan o çiçeklerin kokusudur. İşte bir demirci ustasının, kardeşimizin üzerine sinecek olan da demir kokusudur, değil mi hocam? Ya bu çok normaldir zaten. Yanında durduğunuz şey neyse o sirayet ediyor. Böyle olduğunda ben şunu söylüyorum velilere. Lütfen o özene bezene terbiye ettiğiniz, ahlak eğitimine tabi tuttuğunuz o yavruyu, sizlere de günah, ona da günah. Bir defa onu okula gönderirken ta evden çıktıktan itibaren serviste sıkıntı varsa, o serviste ona olumsuz örnek oluşturacak, küfürlü konuşan, ahlaksızca konuşan arkadaş varsa bunu fark ederseniz o servisi değiştirin. Sınıfında fark ederseniz sınıfını değiştirin.
okulunu fark ederseniz okulunu değiştirin. Hatta ben diyorum ki hocam şehirde sorun varsa şehri değiştirin. Neden? Ya o çocuğu kaybetmek daha mı iyidir hocam? Daha mı zordur? Şehri değiştirmek daha mı zordur? Değişmek gerekir. Bu o kadar tehlikeli, o kadar zor bir durum ki. İşte öğretmenlerimize çok iş düşüyor. Biz onlara Allah rızası için, bu bir haktır. Bizim o yavrularımızı bizler bu şekil yetiştirip onların eline teslim ediyoruz. Onların örneklik mahiyetinde çok ciddi manada dikkat etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde ümmet-i Muhammed'in evlatları, yavruları maalesef evde aldıklarını okulda kaybedecekler. Eskiden aslında şöyle bir şey vardı kıymetli hocam. Ben bu eğitimle ilgili incelediğim için biliyorum. Eğitim ve öğretim. Öğretim öğretmektir. Bu eğitimin içinde aslında önceki dönemlerden gelen eğitimde kitaplara baktığımızda Osmanlı döneminde o eğitimin içinde ahlak eğitimi çok ciddi manada önde. Önce ahlak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam inanç ve ahlak eğitimini önde tutmuştur hocam. Yani ashab efendilerimiz buyuruyor ki, diyor ki Allah Resulü bize Kur'an'ın kurallarını, kıraatin kurallarını öğretmezden önce inançla ilgili kaide ve kuralları, ahlakla ilgili kuralları özümsetirdi. Şimdi Kur'an eğitimi tamam, efendim bilim tamam, öğretim tamam ama şimdi bunlar hepsi olur, sonradan da olur ama ahlakı, inanç ve ahlak eğitimini biz sağlam veremezsek sonradan bunun telafisi yok. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki hocam küçük yaşta verilen Kur'an hakikatleri, Kur'an hakikatleri taşa yazıyı kazmak gibidir. Sonraki dönemlerde verilense suya yazı yazmak gibidir. Bu çok önemlidir. Taşa yazıyı kazarsanız kalıcı olur. Küçük yaşta böyledir. Ama sonradan suya yazı yazmak gibi beyhude bir davranıştan öteye geçmez. Çocukluk dönemi bu işin aslıdır kıymetli hocam. Okullardaki hocalarımıza da bu anlamda bizler yalvarıyoruz. Lütfen o örnekliklerini bilsin, ona göre bu yavrularımıza öyle muamele etsinler. Evet. Sayın hocam, burada da hem okuldaki durumlardan bahsettiniz, okuldaki aldığı eğitimin öneminden, hem de arkadaş çevresinden de bahsetmiş oldunuz. Hatta servis örneğiyle beraber. Çok teşekkür ediyoruz Sayın hocam. Ağzınıza yüreğine sağlık. İnşallah bu konuda millet olarak geleceğimiz olan çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlama noktasında, tabiri caizse geleceğimizi inşa etme noktasında daha başarılı oluruz. Bu altın değerindeki sözleriniz bizim için çok değerliydi. Hazreti Ömer'in bir sözü var. Bunu arz etmek istiyorum Sayın Hocam. Evet. Malumunuzdur. Dinleyenlerimiz de, izleyenlerimiz de istifade ederler. Üç şey olmasaydı dünyadan zevk almazdım buyuruyor. Bunlardan birincisi cihad etmek. İkincisi gece namazı. Bunlar bizim için normalde zor şeyler ama Hazreti Ömer zevk almazdım bunlar olmasaydı ifade ediyor. Çok ilginç. Üçüncüsü de şöyle bir ifadesi var. Hurmanın iyisiyle kötüsünü ayırır gibi kelimeleri seçe seçe konuşan kimseler olmasaydı dünyadan zevk almazdım buyuruyor. Gerçekten bu anlamda bilgili insanlarla, alanında uzman insanlarla bir araya gelmek, onların sohbetlerinden istifade etmek çok önemli. Hocam teşekkür ediyoruz tekrar. İnşallah tekrar başka bir programda sizleri ağırlamak isteriz. İnşallah. Hocam. Çok İnşallah. Sağ olun. Ben sadece son olarak şunu söylemek istiyorum hocam. Buyurun efendim. Buyurun. Unutmayalım ki çocuklarımız istediğimiz gibi değil, yetiştirdiğimiz gibi olacaktır. Yani bu çok önemlidir hocam. Sadece bu söz bile bizler için çok ciddi manada bir yol. Not almak istiyorum müsaadenizle. Çok önemli. Evet. Evet kıymetli hocam. Yani özet mahiyetinde çok güzel bu bir şey. Evlat istediğiniz gibi değil, yetiştirdiğiniz gibi olur. Evet. Hep isteriz ya, şöyle olsun çocuğum. Evet. İşte şu olsun, bu olsun, ahlak. Yani dört dörtlük bir şey isteriz ama maalesef bu istediğimiz her zaman olmuyor. Bunun için de bir ciddi manada gayret gerektiriyor Sayın Hocam. Bir de hocam şu çok önemlidir. Eğitim doğruları söylemek değil, doğruları yapmaktır. Kalıcı olan budur hocam. Evet. İnşallah dinleyenlerimiz de
İnşallah. Bu önemli ifadeleri not almışlardır. Sayın hocam. Sizler de inşallah nasip olur da şu süreç biter hocam. Şu sıkıntılı süreç. Belki orada bir seminer yapmak nasip olur. Bunları böyle göstererek ekranda. İnşallah hocam. Çok kardeşlerimize. Isteriz. Hocam ben size çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam, meslektaşım. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bu güzel programlarınızı ben, Sayın Kaymakamımız bu konuda hassasiyet sahibiymiş. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Selamlarımı arz ediyorum. Saygılarımı arz ediyorum. Kıymetli Milli Eğitim Müdürümüz Nihat Hocam, kıymetli hocama da selam ve saygılarımı iletiyorum. Kıymetli dostuma. Sizlerle güzel bir birliktelik maşallah orada var. Rabbim bereketlendirsin inşallah. Sağlık ve afiyet diliyorum. Çok sağ olun Sayın Hocam. De sağ biz olun. De ifade etmemiz gerekir. Sizinle bu görüşme öncesinde bahsettiğim gibi bu misafirhane sohbetleri Sayın Kaymakamımız İsmail Pendik Beyefendi'nin riyasetinde İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Nihat Ergül Beyefendi ile işbirliği, koordinasyon halinde bu sohbetleri, programları gerçekleştiriyoruz. Güzel maşallah. Bir işbirliğimiz var. İnşallah Rabbim daim eylesin. Kendilerine çok amin. Teşekkür ediyorum. Amin. Kıymetli izleyenlerimize, dinleyenlerimize de teşekkürlerimi, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ben de sizin şahsınızda bütün Ayancık halkına selam ve saygılarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Çok sağ olun Sayın Hocam. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Görüşmek size dileğiyle inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah razı olsun. Sağ olun. Mm-hmm.